Nisa suresi 20'de diye Cenab-ı Allah diyor ki bir eşi bırakıp yerine bir başka bir eş almak isterseniz, yani hanımınızdan boşanır da başka birine evlenmeye kalkarsanız, evlenmeye isterseniz, onlardan birine, öncekine yüklerle mal ve para vermişseniz bile ondan hiçbir şey geri almayın. Yani kadına verilen para alınmaz diyor. Yani evde verdiyseniz, herhangi bir mücevher bir şey verdiyseniz, bu Müslümanlıkta yok. Evet. Ona iftira ederek ve apaçık bir günaha girerek verdiğinizi alacak mısınız diyor Allah. Yani işte bu gayrimeşru insandır, ahlaksızdır, şudur budur falan deyip iftira ederek, bahane bularak ondan o malların verdiklerinizi geri almayın diyor. Evet. O kadını koruyan yüzlerce İslam'daki hükümlerden bir tanesidir. Kadına verilen ev, araba, para, şu bu falan hiçbir şekilde alınmaz. Bilakis daha da fazlası verilir. İnşallah. Onu nasıl alırsınız ki diyor Allah? Birbirinize katılmış, birleşerek içli dışlı olmuştunuz. Yani arkadaş olmuş, dost olmuş, yakın olmuştunuz diyor. Yani nasıl alırsınız onlardan geri diyor, verdiniz diyor Allah. Ve onlar sizden kesin bir güvence, kuvvetli bir ahit de almışlardı diyor. Yani daha önce değil mi? Sen ömür boyu beraber olacağını söylemişsin, evet. Sana bakacağım demişsin. Seni destekleyeceğim her konuda, zor günde de iyi günde de sana yardımcı olacağım demişsin. Allah onu hatırlatıyor. Daha önce söz vermiştiniz diyor. Evet. Nasıl alırsınız diyor. İnşallah. Alınmaz diyor. İnşallah. Kadınlardan babalarınızın nikahladıklarını nikahlamayın. Yani üvey annenizden evlenmeyin diyor Allah. Evet. Ancak cahiliyede geçen geçmiştir. Cahil yaptığınız önemli değildir diyor Allah. Çünkü bu çirkin bir hayasızlıktır ve öfke duyulan bir iğrençliktir. Ne kötü bir yoldur o diyor. Evet. Yani manevi annesiyle, üvey annesiyle evlenemez bir insan diyor. Avrupa'da falan hiç adamlarda öyle bir konu yok. Bayağı ferahlar. Evet.